Voley Plus'ta Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ve karşınızda Türk futbol tarihinin en önemli yorumcularından... Abartayım mı daha istemişsin? Abdülkerim Durmaz hocam, hoş geldin hocam. Durum. Ciddi durayım ya. Oğlum ya. Öyle deme, gülüyorum ben ya. Türk tarihinin en iyi futbolcularız falan filan. Türk bir an futbolcu mu desem dedim, bir durdum. Hayır, sonra öyle bir an böyle dedim. O da en iyi defans mı dedim, o da durdum. O da Yok, benim için değil. Mesela bir eski ünlü bir futbolcu takdim edilirken böyle edilebilir. Türk futbolunun en büyük yıldızlarından biri diye o sınıfa ben girmem. En büyük yıldızlarından, anladın mı? Fakat Türk futbol tarihinin en büyük yorumcusu komik değil mi ya? Komik. Yani Türk futbol tarihinin en büyük yorumcusu ne ya? Yorumcu hep herkes aynıdır yani. Ama herkes en iyi ya. Evet, bir en senin iyi ne eksikliğin var diye düşündüm. Ya ne var? Ben ne anlatıyorsam başka kanalda başka yorumcu da 3 aşağı 5 yukarı anlasa aynısını anlatıyor. Ya da benden önce çıkmışsa ben de onun dediklerine benzer şeyler söylüyorum. Bu yorumculuğun en iyi yorumcu, şöyle yorumcu falan sıralaması çok garip ya. İşte herkes en iyi ya, ondan dolayı diyorum. Herkes en iyi ya. Senin de bir farkın yok diyorum. En iyi. Ya tabii. Her neyse yani... En iyi yorumcu kimdir biliyor musun? İşsiz kalmayan yorumcu. En iyi teknik direktör, her yıl çalışan teknik direktör. Anladın mı kardeşim? Ben öyle, işini kaybetmeyen adam, hani ne kazandığı önemli değil ya da ne kadar iyi olduğu değil. Mütevazi, işi devam ediyor mu? Çok iyi yorumcu, 3 senedir işsiz. Büyük antrenör 4 senedir takım bulamıyor. En iyi antrenör her sene ama üçüncülük ama ikincilik. İşsiz kalmayan antrenör. Ya kümede kalma ya şampiyonluk, evet ya Avrupa, her türlü var diyorsun ya. Evet abi. Onun için Allah bu günlerimize aratmasın. Konuyu uzatmadan şunu söylemek istiyorum yalnız. Galiba 250 bine dayandık Voley Plus. Maşallah. Değil mi? 200 değil mi? En son baktığımda. Gidiyor 200... kazak. He? Senin kazak gidiyor. Evet kazak, onu hatırlatayım. 250 olunca hediyelerimiz vardı değil mi bizim? Forma vardı. PlayStation var. PlayStation 5. Neydi? PlayStation 5. Verecektik değil mi? 4 takıma form... Ne yok? Yemek 4... fişleri var. Yemek fişleri yemek var. Fişleri var. Bir de sürü... üstüne ben havaya girdim. Benim böyle renkli bir kazan var ya. Hani Ebru güzel. Çalışması gibi olan. Öyle mi oluyor? Ebru çalışması gibi. O kazamı da hediye edeceğim. Biz hediyeleri veririz de sen o kaza verir misin? Valla hediyeler verilir de diyor, o kaza verir misin bilemedim diyor. Evet Çağrı, doğru söylüyor Çağrı. Kaza da çok severim. Vermiş gibi yaparlar diyorlar diyor. Bizim sözümüz ağızdan çıkar. Tamam. Ağızdan çıktı söz. O verilecek. Başka söz nereden çıkıyor hocam? Başka yerden de istiyorlarsan başka yerden de çıkabilir söz. Anladın mı? Mesela böyle konuşabilirsin burnundan. Vantrolog gibi. Falan. Bravo, neydi? Vantrolog. Vantrolog değil mi? Evet. Evet. Böyle, İçten konuşmak. Evet, böyle ağzı kapalı değil mi? Evet. Ben öyle değilim. Ben harbi konuşuyorum. Evet, kaza vereceğim. Hatta burada çağırırız buraya. Burada hediye ederiz. Değil mi? Gösterir de insanlara. Bir de ben bu ters köşeye yorum yazan insanları çok seviyorum. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Okuyor musunuz siz yorumları? Evet. Okuyorsunuz. Ben de okuyorum. Abi çok güzel şeyler yazıyorlar, iki seneye yakındır değil mi ters köşe? İkinci senemiz. Vallahi bak ters köşe... Çok saygılı, çok seviyeli. Evet, eleştiri abi, de öyle. Evet, hatta bir tanesi beni çok etkiledi. Apo abi diyor, en büyük hayalim seni bir gün görmek, seninle tanışmak. Bunun evde var ya böyle... Çağrı inanmayacağız. Şimdi sen orada pıs pıs gene gülüyorsun da. Ağlayacak gibi oldum biliyor musun evde yorumu okurken? Ağlıyor. Ha yok, gülmüyorum diyor, kahkaha atıyor. Ya sen ne? Deme öyle şeyler ya. Tamam. Sen ne sevimsiz bir adamsın kardeşim ya. Oldu, ha, onu de diyor. Oldu. Doğru, ben sevimsizim. Oldu, o da hoşuna gitti. Yani hiç duygu yok adamda ya. Şunu düşünmüyor musun? Bir insan var. Nerede yaşadığını bilmiyorum. Tanımıyorum. O insan beni çok seviyor. Diyor ki babam kadar seviyorum diyor. Hiçbir plan, hele ters köşe de hiç kaçırmadım diyor. Hiç çıktılan beri. Ve seninle tanışmak istiyorum diyor. Ya bu insan için mesela beni ne kadar etkiliyor ya. Sen niye kahkaha atıyorsun? Sen ne biçim adamsın? Çağırsana gelsin adam. Çağrı'ya laf söyleyeceğine çocuğa. Onu diyecektim. İşte onu soracaktım. Bak gülünce şeyim bozuldu benim. Şimdi ben böyle insanlar mesela bir kardeşimiz beni... O zaman bir organizasyon yapsana, yemekli böyle yemekli seni sevenlerle ya, falan buluş. Oğlum ona para mı yeter ya? Yemek deyince mi çekindin? Tamam ben ısmarlayacağım yemekleri. Seni sevenler gelsin, yemekler benden.
Bu kadar cimri olduğunu bilsinler, severler mi acaba? Ya yemek dediğim kumanya gibi bir şey işte. Gelene sandviç, meyve ya suyu çocuk falan. Çocuk benimle yemek yemek istemiyor. Beni görüp benimle tanışmak istiyor sadece ya. Ben diyorum hani bir gün... Yemek kısmını arıyorum desen yok mu diyecek çocuk? He. Ayaküstü mü öyle? Merhaba merhaba mı yani? Ya tamam hadi yemek de ısmarlarız, fark etmez. Ya konu yemek değil ki, ne duygusuz adamlarsınız ya. Ben beni seven bir insanla... Bak şimdi bu hafta altta yazanlara bak. Hocam gelirim ama döner varsa, gelirim lahmacun varsa, gelirim çorba varsa. Öyle yazan gelmesin. Gelmek istemeyen öyle yazsın da bak onu diyor. Beni salt, benim için gelmek istiyorsa vallahi adres verelim, buraya gelsin vallahi. Hem burada bir ters köşeyi seyretsin bizle. Değil mi? Onunla oturalım burada, futbol muhabbeti yaparız. Değil mi? Çayımızı içeriz. Vallahi çok bilemem. Değişik oldu çocuk için de. Seninle futbol muhabbeti yapmak çocuk için ayrıcalık olacak yani. Nereden söyledim? Dilimi eşek arısı soksaydı ya. Ya sizinle var ya. Sizinle git ciddi bir şey konuşmaz. Hocam sen izleyicilerin gibi bak. Seni ayırıyorum. Sen adamsın. Seni dinleyenler, izleyenler el ele kol kola, omuz omuza seninle mücadeleye giriyorlar. Yazıyorlar. Eleştiri yapan da var, destekleyen de var. Tıpkı şampiyonluk yarışı gibi Galatasaray'la Fenerbahçe'de puan puana devam ediyor. Şimdi hafta içi maçlarından sonra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı. Galatasaray Bandırma'yı eledi. Ardından Fenerbahçe bu akşam Gaziantep'le mücadele edecek. Ama çok daha kıymetli, önemli bir mücadele var. Antalya'ya giden bir Beşiktaş var. Ya da Sergen Yalçın'a giden bir Beşiktaş var, onu konuşacağız. Şimdi oyundan ve golden çok puanın önemli olduğu haftaları yaşıyoruz diyebilir misin? Biraz böyle kim oynayacak, kim gidecek değil de puan daha önemli kısmına gelir misin? Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı şeylerdir be abi. Yani seni anlıyorum Fredcan. Seni eleştirmek anlamında söylemiyorum. Genelde böyle şeyler var. Ne derler ona? Basma kalıp yorumlar. Artık dillere pelezek olmuş yıllardır. Artık abi puan alacaksın. Oyunu boş ver. Ne demek bu? Ya bu saçma sapan bir laf. Yıllardır herkes de bunu söylüyor biliyor musun? Şimdi sen de bundan etkilenerek söylüyorsun. Oyunu boş ver ne? Oyunu iyi oynamazsan puan alamazsın kardeşim. O bir kere olur. Tesadüf. Rezil bir oyun oynarsın. Bir kaza golüyle alırsın. 3 puan önemli. Sen aynı oyunu sürdürürsen haftaya nah 3 puan alırsın. 0 puan alırsın. Oyun önemli. Nereye bağlayacağım? Çünkü kişisel olarak eleştiriler başlıyor. Bu Kurniç'le olmayacak, bu Ceko'yla olmayacak gibi konular devam ediyor. İşte bu hastalıktan dolayı diyorum. Evet, öyle bir hastalık var, bu geçmez. Bu hastalık var, geçmez. Fenerbahçe'de çok var bu. Sebebi de çok belli. Fenerbahçe'deki bu hastalığın, taraftar üzerinde oluşan bu rahatsızlığın sebebi 9 yıl, bu yıl 10. Şampiyon yıl olamamak. Olamamaktır. Onun için her gelen oyuncudan acayip bir performans bekliyor insanlar. Her alınan oyuncuyu kurtarıcı derler. İsa Mesih gibi görüyorlar, anladın mı? Öyle olsun. Gelsin hemen tık bizi şampiyon yapsın. İşte biraz vasat oynadı falan filan. Öyle bir şey kabul edemiyor şey. Tahammülleri yok. Evet, tahammülü yok. Mesela Kurniç. Ondan sonra bu mu ya Kurniç? Anladın mı? Şimdi böyle bir durum hasıl oldu. Bu böyle. Ya da işte Ceko. Abi Ceko bitti. Bitti Ceko. Niye bitti? Gol kralı kim bu? Son haftalarda bitti falan. Ne oldu son haftalarda? Ben mesela Antalya maçını seyrettim, en son maç. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili oyuncusu Ceko. Topları alan o. Antalya'nın iki tane stoperi var. Birisi genç, Bahadır'dı galiba ismi çocuğun. Öbürü de yılların Veysel'i. Aldı sırtına dolaştırdı. Hiç. Valla stoperler topa bile dokunamadılar. Alıyor, çeviriyor, Tadiç'in önüne oynuyor, Şimanski'nin önüne ara pası atıyor falan filan. Ne oluyor? Gol atamadı. Mesela Pendik'e hat-trick yapmıştı Ceko. Konya'ya galiba hocam. Pendik'e mi yaptı? Pendik'e de yaptı. Pendik'e hat-trick yaptı Pendik statında. Maçın adamı falan seçildi. Pendik maçında 3 golü çıktığın an, mesela son Antalya maçında daha iyi oynadı ya Pendik'ten. Pendik'te yalnız vurduğu toplar 3 gol oldu. Şimdi böyle değerlendiriyor insanlar artık. Abi bana ne ya? Bütün bunları yaptı. Takımı da oynattı, aldı, buldu, defansa geldi. Kafayla top uzaklaştırdı. Bağlantıyı kurdu. Anladın mı? Hiç ona bakmıyor insanlar. Atamadı abi. Atamadı. Gol atamadı.
Şimdi böyle düşünen adama ne anlatacaksın abi? Hani ne diyeceksin? Vuruşun şiddeti azaldı diyenler var hocam. Ya ne diyeyim? Mesela çok enteresan. Bak, çok cılız vuruyor topları. Evet, paslar abi. Bile çok evet, cılız. Evet abi. Hep öyle yorumlar ya, geliyor. Çünkü ayağındaki güç bitti adamın. Şimdi bu adama ne anlatırsın? Şimdi bunu söyleyen adam zaten futbol oynamamış insanlardır. Yani futbol oynamamıştı. Dzeko'nun ayağındaki güçler bitti. O güçlüyken vuruyordu. Şimdi vuramıyor. Böyle yani. Ya top denk gelmez iki maç. Tamam mı? Hafif gider, yan gider. Mesela bu hafta bir bakarsın bir tane bozuk ot çıkarabilir. Sanki olmaz gibi anlatıyorlar. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler var ya. Ya adamın bir genele bakacaksın. Mesela Tadic. Tadic'e bir hafta önce neler söylüyorlar değil mi? Bence son iki maç Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Hem Antalya'da hem ondan önceki iç saha maçında. Ankara gücü maçı. Müthiş oynadı Tadic. Sonra dediler ki ya bak işte düzeldi. Peki ne olmuştu da düzeldi? Bir haftada nasıl düzeldi bu adam? Yani böyle maçtaki durumuna göre bakıyor. Kötüyse o gün bitti abi bu adam yoruldu abi falan filan. Böyle garip garip. Oynattığı zaman İsmail Hoca'nın, affedersin İsmail Hoca neredeyse ağza alınmayacak küfür edecekleri adamları oynattığı zaman oynatmayınca o adamı arıyorlar. Mesela Batshuayi'yle 4 maç üst üste 11 başlasın İsmail Kartal. Bu ne egoist, bu ne işte ne, şöyle kendini neler orada Dzeko varken bu mu oynar falan. Neler olur biliyor musun eğer Batshuayi o 4 maçtan ikisini boş geçsin. Ya hadi. Da Tadic yerine King oynasa. He. 2 tane boş orta atsın mesela. Orada Tadic varken bu King'le mi oynanır falan. Eleştiri bitmez. Sonu yok bunun sonu. Sonu yok. Onun için her şey Tebin dediğin gibi 3 puana bakıyor kardeşim. 3 puan alı. Ha artık şımarıklık at bu yönüne haddi aşınca ki öyle olur. Çünkü bir alışkanlık haline gelir. Mesela Antalya deplasmanından 3 puanı veriyoruz dese 1-0 galibiyetle hatta yarım sıfır. Bütün Fenerbahçe 30 milyon Fenerbahçeli tavrı değil miydi? En çok korktuğumuz deplasman Antalya deplasmanı değil miydi Fenerbahçelerin? He? Ne oldu? 2-0 net bitti. Hala şikayet edenler var. 2-0 ama Allah korudu. He. Tabii gol erken gelmeyince. Dzeko Livakovic son dakika o iki topu çıkarmasaydı gitmişti maç. Değişiklikler geç oldu. Yanlış oldu. Orada da tilt oldu değil mi hocam herkes? Evet. Herkese çarptı top onun sonrası evet, Livakovic'in evet. Önünde kaldı bir anda. Evet. Şimdi böyle olunca 2-0'lık galibiyete bile yapanlar var. Görüyorsun değil mi? Halbuki maçtan önce 2-0 Fenerbahçe kazanıp döndü desen 30 milyon Fenerbahçeli Allah en zor deplasmanı yırttık diyecekti. Değil mi? Ama maçı seyrettikten sonra diyor ki ya işte Allah korudu ya Allah son dakika oldu. Adam neler kaçırdı falan filan. Şimdi iş artık bu boyuta geldi. Onun için Allah büyük takım hocalarına sabır versin. Vallahi sabır versin. Onun için geçen hafta söyledim. Yandı. Şimdi anlatıyorlar mesela ben dedim ya Fenerbahçe şampiyon olamazsa İsmail Kartal yandı. Galatasaray şampiyon olamazsa Okan Buruk yandı. Diyorum Galatasaraylar diyor ki Okan Buruk'a bir şey olmaz Apo Bey. Olmaz mı? Bu yazanı ben o zaman göreceğim eğer olursa. Hani o zaman göreceğim böyle yazanı. Bak o böyle diyen bana böyle diyen ne diyecek biliyor musun eğer öyle bir şey olursa. Bu Okan'dan hoca olmaz. Bu kadar kadro kuruldu. Zahalar, Mahalar, Teteler, Endombeleler, Davinson Sanchez'ler, Ziyech'ler arada 1300 geldi. Şimdi sol bek geliyor. Böyle bir kadro. Bu kadroyu şampiyon yapamadın ha? Adama neler yaparlar biliyor musun? Neler yaparlar? Şimdi bak böyle konuşuyorlar. Onun için iki takım da şampiyonluğa o kadar şartlanmış ki şampiyon olamayan takımın hocasına yani Okan ya da İsmail'den birine göreceksin bak sezon sonu ne olacak kaybedene. Göreceksin. Yok bugüne kadar rekorlar kılınmış. En çok puan mesela İsmail Kartal şu ana kadar değil mi puan şeyi en yüksek hocaymış. Tarihe geçti. Fenerbahçe tarihinin evet. En çok puan toplayan seri galibiyet alan teknik direktörü. Sezon sonu şampiyon Galatasaray olunca ne olacak? İsmail Kartal bu istatistikleri var diye görevine devam mı edecek zannediyorsunuz? Eğer öyle bir şey olursa mucize olur. Kimine göre şampiyon bile olsa değişir diyen var hocam. O biraz zor. Gene yabancı bir hoca gelmeli. Avrupa'da olmaz. O biraz zor. Yani onu diyen var. Ya da olmamalı, kalmamalı. Daha üst düzey bir hoca gelmeli diyen var. Diyebilir de ama
O biraz zor.